Türk Telekom Arena stadında. Şu anda UEFA yetkilileri stadın çıkış tünelinden sahaya doğru geçtiler ve karları temizleyen yetkililerle görüşüyorlar. 10 kişilik ekip de geldi. Toplamda 20 kişi olacak kar temizlemek için, ancak trafikten dolayı biraz önceki yayınımızda 3 kişi vardı sadece. Yetişemediler ve şu anda geri kalan 10 artı 10 toplamda 20 kişi sahayı temizleyecek. En azından şu an için edindiğimiz bilgi o yönde. Ve 20 kişilik bir ekip sahayı temizleyecek. Şu anda UEFA yetkilileri bazı bilgiler alıyorlar. Çekim yapmamıza da çok fazla, yakından çekim yapmamıza izin vermediler. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Yakın zamanda sonuç alınmasını bekliyoruz. Sahanın zeminini göstermek istiyoruz tabii izleyenlerimize. Şu anda zeminde ince bir kar tabakası var. Kar yağışı durduğu takdirde maçın oynanma ihtimali bulunuyor, ancak kar yağışı devam ettiği için ve çatıdan düşen o kar parçalarından dolayı güvenlik sıkıntısı da var tabii ki. Ancak zeminde şu anda en azından çok büyük bir sorun olmadığını söyleyelim. Çünkü daha kötü zeminler de görmüştük ve şu an için zeminde olağanüstü bir durum yok. Ancak UEFA yetkilileri tabii yukarıyı gösteriyorlar. Yukarıdan düşebilecek kar parçalarını. Çünkü Türk Telekom Arena'nın mimarisi gereği sahanın içine dahi düşme ihtimali bulunuyor. En azından kale arkaları için bu kar parçalarının zemin temizlense dahi yukarıdaki karlar temizlenemeyeceği için böyle bir sıkıntı da var. Birazdan hakem de tabii çıkacak. Sahayı kontrol edecek. Çok kritik bir karar. Galatasaray-Juventus mücadelesi dün ertelenmişti. Bugün de ertelenme ihtimali bulunuyor. Kar yağışı şiddetini şu an gördüğünüz gibi gerçekten zaman zaman çok arttırıyor. Türk Telekom Arena'da UEFA yetkilileri ve hakemin kararını bekliyoruz. Bu karar neticesinde karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı, ileri bir tarihe mi ertelenip ertelenmeyeceği netlik kazanacak. 20 kişilik bir çalışma ekibi var. Trafikten dolayı yavaş yavaş Türk Telekom'a ulaştılar. Çünkü İstanbul'da gerçekten yoğun bir trafik söz konusu. Şu an için yetkililer de içeri girdi. Birazdan hakemle beraber de toplantı yaptıktan sonra tekrar sahaya çıkıp karar verecekler. Şu an için Türk Telekom'da gelişmeler bu yönde, çeşitli fikir alışverişinde bulunuyorlar. Ve biz an be an gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz. Şu an için Türk Telekom'dan aktaracaklarımız bu kadar. Söz bir kez daha merkezde.